İlk önce kendi gündemimi paylaşayım sizinle. Kendi gündemde iki tane kanun tasarısı var. Meclise sunmuş durumdayım. Bir tanesi kayyum düzenlemesi 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hükümetin aldığı kanun hükmünde kararname yetkisiyle mevzuatımıza girdi. 2016'dan önce kayyumla ilgili bir düzenleme mevzuatımızda yoktu. Kanun hükmünde kararnameyle aldılar. Daha sonra da kanunlaştırdılar. O zamandan bu zamana kadar da gündemimizde hiçbir Cumhuriyet Hükümeti'nin aklına gelmemişti belediyelere seçilmiş belediye başkanları görevden almak, seçilmiş meclisleri görevden almak ve yerlerine kayyum atamak hiçbir Cumhuriyet Hükümeti'nin aklına gelmemişti ve uygulanmamıştı. Darbe dönemlerinde dahi uygulanmamıştı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi 2016 yılında kayyum düzenlemesini mevzuatımıza belediye yasasına ekledi maalesef. Hazırladığım kanun teklifiyle 2016 yılında belediye yasasına eklenen fıkranın madde metninden çıkarılması ve eski düzenlemenin devam etmesi yönünde bir kanun teklifi hazırladım. Bunu meclis başkanına sundum. Süresi geldiğinde de parlamentonun gündemine aldıracağım. Birinci gündemim bu. İkinci gündem ise 20 Haziran'da Diyarbakır ve Mardin illerini kapsayan sınır bölgesinde Çınar ve Mazda ilçelerinin 4 köyünde korkunç bir yangın meydana geldi ve 15 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Onlarca yurttaşımız ağır yaralandı ve binlerce dekar tarla, ekin hasar gördü. Canlılar hasar gördü. Bine yakın hayvan telef oldu maalesef. Buna ilişkin bir telafi mekanizması bugüne kadar yürürlüğe girmedi. Hükümetten bu konuda doğru dürüst bir açıklama yapılmadı. Sanki orada hiç yangın olmamış, orası bizim coğrafyamız değilmiş gibi bir anlayışla yaklaşıldı. Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi noktasında kanun teklifi hazırladım. Bu kanun teklifini de parlamento başkanına sundum. Dolayısıyla Diyarbakır'ın ve Mardin'in Çınar ve Mazda ilçelerinde meydana gelen yangınla ilgili olarak telafi mekanizmasının yürürlüğe girmesi bakımından bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi noktasında teklifimi parlamento başkanlığına sunmuş durumdayım. Üçüncü gündem de yine Diyarbakır'la ve bölgeyle ilgili çok yakın bir zamanda elektrik zammı yürürlüğe girdi 1 Temmuz itibariyle. Tarımsal sulamada da maalesef bu zam uygulanacak. Bölgede sulama kanalları henüz tamamlanmış değil. DSİ'nin sulama kanalları tamamlanmış değil. Binlerce dekar alan maalesef enerjiyle sulanmakta. Yani ya yeraltı suyuyla veya göletlerden enerjiyle çekilip sulanmakta. Ve bu dönemde mısır ve pamuk ekimi yapılmış bölgede ağırlıklı olarak ve suya ihtiyaç var. Su da elektrikle maalesef tarlalara verilebilmekte. Bu nedenle bu enerji zammının, elektrik zammının tarımsal sulamada kullanılmaması noktasında da hükümete buradan bir çağrı yapıyorum. Aksi halde zaten buğday ve arpaya verilen zamlar %12 seviyesinde kaldı. Pamuk ve mısır ürününün tarlada kalması ihtimali de ağırlıklı olarak gündemimizde. Biraz önce de TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon oranını %71.60 olarak açıkladı. Enflasyon araştırma grubuna göre ise %113. 6 aylık enflasyon oranı ise %25 civarında açıklandı. Yani önümüzdeki günlerde %25 civarında en fazla memurlara bir zam yapılabilecek. Oysa kiralardaki artış 1 Temmuz itibariyle sınırlama yürürlükten kaldırılmış durumda. %60'tan daha fazla kiralara zam gelecek. %60'tan fazla. Ancak memur maaşlarına, emekli maaşlarına gelebilecek zam oranı ise en fazla %25. Yani bu oranlar yurttaşlarımızı ağır ekonomik kriz altında inlemesine neden olmaktadır. Dolayısıyla bu hem ücretlerin hem emekli aylıklarının hem de asgari ücretin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Evet. Değerli arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu iki kanun tasarısını tekrar kamuoyunun gündemiyle paylaşıyorum. Teşekkür ederim.